Marina Sohbetleri Sağlık Kuşağı'ndan herkese merhaba. Ben Duygu Özel Tapan. Bodrum Yalıkavak Marina'dan yaza dair yaşam önerileri aktarmaya devam ediyoruz. Efendim, sabahları sürekli halsiz ve yorgun mu uyanıyorsunuz? Gün içerisinde sık sık baş ağrılarınız mı oluyor? Eğer sabah düz bir karınla uyanıyor ama akşamları şişkinlik ya da gaz şikayetleriniz oluyorsa haydi ekran başına, sindirim sisteminizde bir problem yaşanıyor olabilir. Bu sindirim sistemini düzenleyen bir diyetten bahsedeceğiz bu bölümde. Bağırsak diyeti. Yanımızda diyetisyen Banu Belkıs Güner var. Hoş geldiniz Sayın Güner. Merhaba, hoş bulduk. Eğer siz de bize katılmak istiyorsanız bize WhatsApp yoluyla mesaj atabilirsiniz efendim. 0544 880 87 87 WhatsApp numara hattımız. Biz de canlı yayında sorularınızı yanıtlayacağız. Nasılsınız? İyi misiniz Banu Hanım? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Çok teşekkürler bu nazik davetiniz için. İyi ki geldiniz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok merak edilen bir konu bu. Evet. Bağırsak sağlığımızın öneminden bahsederek başlayalım isterseniz. Çok ne tip problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Hastalarınız arasında gözlemleriniz neler oluyor? Söz konusu bağırsaksa. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi önce bu bağırsak sağlığı dediğimiz şeyin adı mikrobiyota. Mikrobiyota ne demek, bir onu tanımlayalım. Daha sonra da hani neler yapıyor, biz bunu nasıl yansıyoruz, yani bedenimize nasıl yansıyor, onlardan bahsedelim. Mikrobiyota, şimdi bizim bedenimizde insan hücresinden çok daha fazla sayıda bakteri, virüs ve mantar var. 100 trilyon kadar bir mikroorganizma ile beraber yaşıyoruz biz. İnsan hücresinin yaklaşık 3 katı daha fazla bu mikroorganizmalar. Ve bu mikroorganizmaların %90'ı bizim kalın bağırsağımızda yaşıyor. Çünkü bakteriler insanlardan çok daha önce dünyada evrimleştiler ve insan vücudu da evrimleşirken bakteriler bu sürece eşlik ettiler. Ve biz bakterilerden bağışıklık sistemi üzerine, sindirim üzerine bilgiler alıyoruz. Ve kalın bağırsaktaki bakteriler yapıyor bunu. Bunlar aslında kendi içerisinde bir dengesi var. O bakteriler bize hizmet ediyor. Nasıl hizmet ediyor? B12 vitamini salgılıyor bize. Serotonin ve dopamin salgısında rolleri var. Antidepresan benzeri, antibiyotik benzeri maddeler salgılayarak aslında bu bakterilerimize bir hizmeti var. Ama bunların dengesi bozulursa, bunun adı da disbiyozis. Yani mikrobiyotada %80 faydalı bakteri, %20 de zararlı bakteri var. Bu kendi içerisinde bir denge. Ama faydalı bakterilerin sayısı bir sebepten, bu antibiyotik olabilir, kötü beslenme olabilir, ağır duygu durum bozukluğu olabilir. İyi bakteriler azalıp kötü bakteriler artarsa biz buna disbiyozis diyoruz. İşte mikrobiyota o zaman dengesini kaybetmiş oluyor. Bu bizim yaptığımız bir takım hatalardan mı kaynaklanıyor? Tabii. Aynen. Yoksa başka hastalıklar da buna vesile olabiliyor mu? Olabilir. Yani çok sebepten dolayı bozulabilir. Hatta yani anne karnında başlıyor bu mikrobiyotanın oluşumu. Eğer annenin mikrobiyotası bozuksa, işte zaten anneden bir geçiş varsa, sezaryen doğum ise, anne sütü alamadıysa, o kadar çok faktörden etkileniyor ki aslında mikrobiyotamız. Tabii bebekliğimize kadar dayanıyor yani bunun dengesi. Annenin beslenmesi. Anneye kadar. Hatta kongrede çok hoş bir laf var. Anneanneniz ne yediyse osunuz, anneniz ne yediyse osunuz, ne yerseniz osunuz, bakteriniz ne yerse olsunuz. Yani o kadar kapsamlı bir süreç. Şimdi bu mikrobiyotadaki denge bozulduğunda bizde ne oluyor? Bir kere gaz şişkinlik şikayetleri ilk başta. İshal ya da kabızlık, ama her zaman eşlik etmek zorunda değil. Ama toplumda çok fazla her gün tuvalete çıkamayan, haftada bir, 20 günde bir, çok uzun sürelerde tuvalete çıkabilen insanlar var. Bu kötü bir şey. Yani bunun normal olarak algılamasınlar. Ya da günde 10 defa, 20 defa çok fazla tuvalete çıkan insanlar var. Bu da normal bir şey değil. Yani bunu normal algılamasınlar. Normali nedir? Normali nedir? Günde bir veya iki defa tuvalete çıkmak. Bunun dışkı tipleri var. Ama hani olması gereken şey, dışkının formu, bir bütün şeklinde olması gerekiyor. Muz kıvamında diye biz tarif ediyoruz. Parçalı, kırık olması, gevşek olması. Bir sorun olduğunu mu anlatıyor bize? Sorun olduğunu anlatıyor bize. Peki ne yapacağız böyle bir durumda? Ne yapacağız? Tabii bunu eşlik eden karın şişkinliği, gaz var ise. Şimdi hangi şikayetler var onlardan da bahsedelim. Sisli beyin, fluluk, kafayı toparlayamamak. Kafada bulanıklık. Evet, bulanıklık, konsantrasyon bozukluğu. Özellikle diyetle benim en iyi deneyimlediğim şey migren. Ağrıları. Migren ağrıları. İnsanların migren ağrıları bitiyor. Hmm. Baş ağrısı, migren çekiyorlarsa, kaşıntı, döküntü, kızarıklık, egzama gibi problemleri varsa, eklem ağrıları varsa, halsizlik, yorgunluk, az önce girişte bahsettiğiniz, sabah uyanamama, yorgun uyanma, gün boyunca böyle kıpırdamak istemiyor, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, mutsuzluk, keyifsizlik, ya depresyonda değilim, bir sebep yok ama
hani iyi hissetmiyorum, ruh halim iyi değil, kendi bir türlü iyi hissedememe hali. Vajinal akıntı, kaşıntı kadınlarda özellikle. Mantarla karıştırılabilir tabii bu durumda. Ama zaten hiç akla birbiriyle bağırsak gelmez, hiç değil mi? Gelmez, kesinlikle. Gelmez. Hatta ben birçok şey diyorum ki, bebek tedavisi öncesi beslenmenizi bir düzeltin. Tedaviyi kolaylaştırın. Beslenme düzeldiğinde zaten vücuttaki bir toksinlenme de azalacağı için bu tedaviye de mutlaka yardımcı olacak. Şimdi bağırsak diyetinden bahsedeceğiz bugün. Hı-hı. Bağırsak florasına iyi gelen bir evet. diyet olduğunu evet, iddia doğru. ediyorsunuz. Bağırsak diyetleri deyince akla GEPS diyeti gelir. Doğru. Acaba GEPS diyetinden farkı nedir bugün anlatacağımız Hı-hı. bağırsak diyetinin? GEPS diyetinden farkı şöyle. GEPS diyeti daha çok psikiyatrik hastalıklar üzerine çalışan bir diyet protokolü. Ve uzun 2,5-3 sene kadar uzun süren bir diyet protokolü. Benim bağırsak diyeti GEPS'ten ayıran farkı bu. Ben psikiyatrik rahatsızlıklar için değil. Çünkü benim diyet protokolüm 8-12 hafta kadar sürüyor. Bu diyet protokolünde çıkarttığımız besinler var. Bizim aslında sağlıklı olarak bildiğimiz kuru baklagil, soğan, domates bile bu diyette ilk başta çıkıyor. Daha sonra tek tek, hafta hafta yasak olan besinler eklenmeye başlıyor. GEPS'ten ayıran farkı bu. Bu sizin patentini aldığınız özel bir diyet formülü galiba, evet, değil mi? Evet, patentini almak üzereyim bu diyetin. Literatürde bilimsel bilgileri tabii ki var. Ben bunu bir protokol haline getirdim ve eklediğim diyetle beraber kullandırdığım takviyeler var. Hani patent bu şekilde. Şimdi şunu da merak ediyorum. Acaba bu diyet herkese uygun mudur? Yaşam şekli haline gelebilir mi? Yoksa belli bir dönem uygulayıp bırakmak mı gerekir? Detaylarına gireceğiz diyetin ama böyle başlayalım. Bu sorunun cevabı herkese göre değişiyor. Genel olarak giden şey şu, genel geçer. 8 haftalık protokolü ilk başta yasaklar başlar. Daha sonra hafta hafta ekleriz. Eğer hiç dokunan besin yok, bütün tolerasyonlar, intoleranslar dönüştüyse kişi kaldığı yerden beslenmesine devam eder. Hayatının geri kalanında. Aynen. Fakat burada yani hepimizi bozan, sağlıklı sağlıksız diye ayırmayalım. Hepimizin bedenine iyi gelmeyen besinleri zaten sıklıkla tüketmeyelim. Yani paketli gıdalar mesela, beyaz ekmek mesela, şeker mesela sıklıkla, hani tamam bir dondurma yasak demeyelim diyet protokolü bittiği zaman ama sık sık da her gün tüketmeyelim. Yani bu tarz bozucu gıdaların sıklığınız azaltarak diyette devam edebilir. Ya da bazı kişilerin dokunuyor, hiç peynir giremiyor mesela listesine. Peynir yediği zaman duygu durumu bozulan, peynir yediği zaman depresif haller gösteren, kaşınan insanlar var. Veya peynir yediği zaman kilo veremeyen insanlar Dolayısıyla var. Dolayısıyla kişiden kişiye değişiyor, kişiden değil mi? Kişiden kişiye cevaplar listeniz? Değişiyor. Çok enteresan. Zeytin yemeyen iki tane danışanım oldu. Zeytin yediği zaman ishal olduğu bilgisini bilmiyordu. Keşfettik. Tamam. Onun için artık özel bilgi. O zeytin yiyemiyor. Herkes için bu bilgi değişiyor. Farkında değiliz. Çünkü her zaman kullandığımız besinler. Fakat diyette bu ortaya çıkıyor. Benim danışanlarım söylediği şey. Banu, diyet bizimle konuşuyor. Peki bunun amacı acaba insanlara kilo verdirmek mi? Yoksa temel amaç bağırsak sağlığını mı korumak ve düzenlemek? Hepsi. Yani ben bağırsak problemi olmayıp inatçı kilo veremeyen kişilerde de bu diyeti kullanırım. Çünkü literatüre baktığımız zaman bağırsak mikrobiyotası yine dengeli olmayan kişilerin obez olduğunu gösteren çalışmalar var. Sindirim sistemi rahatsızlığı yaşıyorsanız da bunu kullanabiliriz. Migren varsa, insülin direnciniz varsa, kilo vermekte inatçı kilo verememe yaşıyorsanız yine bu diyeti kullanabilirsiniz. Peki bu diyette neler yenmeli, neler yasak? Evet, kişiden kişiye değişir belki ama evet. genel geçer bir bilgi verecek olursanız. Genel geçer bilgi verelim. Şimdi diyetin ilk 4-5 haftası buğday ve buğday içeren tüm yiyecekler, ekmek, bulgur, irmik, un giren tüm besinleri vermiyoruz. Daha sonra diyetin 5. haftasında eklediğimizde dokundu mu? Gaz şişkinlik yaptı mı? Ağırlık verdi mi? Uyku hali yarattı mı? Migren yarattı mı? Gözlemliyoruz insanlarda. Yaratmıyorsa süper. Daha sonra ama önce mayalı olmayan unlu gıdaları ekleyelim. Daha sonra mayalıları ekleyelim gibi böyle küçük ayrıntılar var. Dokunmuyorsa artık listede. Kuru baklagiller ilk zamanlar yasak. Süt, yoğurt, peynir, süt ürünleri ilk haftalar yasak. Daha sonra yavaş yavaş diyete ekliyoruz ama kimisinde eklenebiliyor, kim kişilerde eklenemiyor. Bu tamamen sizin mikrobiyotanızın size verdiği cevapla ilgisi var.
domates, soğan, sarımsak bunlar bizim çok faydalı, seve seve mutlaka tüketelim dediğimiz besinler. Ama şimdi bu mikrobiyotada zararlı bakterilerin yediği besinleri biz vermiyoruz. Dolayısıyla onların yediği besinler sağlıklı besinler de olabilir. İlk başta bunları da çıkartıyoruz ama ilerleyen haftalarda yavaş yavaş ekliyoruz. Peki acaba sebze ve et oranı hakkında nasıl bir bilgi verirsiniz bu diyette? Çok güzel bir soru. Şimdi eğer kilo kaybetmek istiyorsak genel geçer bilgi, hep herkes biliyordur. Bir öğün sebze, diğer öğün et yemek çok sağlıklı. Bu diyette de bir öğün sebze, diğer öğün et yiyelim. Ama sebze sebze de olabilir. Çünkü bizim life ihtiyacımız var. Oradaki iyi bakterileri besleyecek liflere ihtiyacımız var. Dolayısıyla dönemin sebzelerinden yemek dönemin sebzelerinden gerekiyor. İki öğün sebze de olabilir. Ama bir öğün sebze, diğer öğün et de olabilir. Ama et et olmasın mesela. Hı hı. Sabah ama, et, öğlen et yediysek akşam sebze yiyelim. Ama etin yanında da mutlaka çiğ salatalar tüketelim. Bu diyette yağ da önemli. Bu yağı nereden aldığımız da çok önemli evet. Galiba değil mi? Hangi çiğ yağlar? Yağlar. Ama her yağda değil. Yani 3 tane yağ özellikle. Sızma zeytinyağı, mümkünse çiğ tüketelim. Hindistan cevizi yağı olmazsa olmaz. Ve sade yağ ya da ghee olarak şimdi marketlerde satılıyor. Yani tereyağının süt kısmının alınmış hali. Hindistan cevizi yağını nasıl tüketelim sorusu hep akla gelir. Nasıl bir öneriniz olacak? Şimdi Hindistan cevizi yağının donma noktası 24 derecenin altında donuyor katı. İnsanlar katı bozuldu mu bu diye soruyorlar. Hayır. Onun donma derecesiyle ilgisi var. Ben yazın şurup gibi içiyorum. Sıvı formda şurup gibi içiyorum. En sevdiğim benim muzu çatalla ezerim. İçine kakao ve Hindistan cevizi yağı koyarım. Karıştırırım. Fındık badem puding gibi yerim. Tatlı niyetine. Şeftali de olabilir. Şu an tam mevsimi. Kışın bu daha donmuş oluyor. Kıtır kıtır bu sefer Hindistan cevizi yağı farklı hoş bir aroma katıyor. Kahvelerinizin içine katabilirsiniz. Filtre kahvenizin. Nescafe içmeyelim. O tarz böyle instant olan hiçbir gıdayı kullanmayalım. Filtre kahve tüketebiliriz. Filtre kahve olabilir. Türk kahvesi olabilir. Yakıştırdığınız hani herhangi bir kahveye içine koyarak da tüketebiliriz. Ya da sevdiğiniz besinlerin üzerine de kullanabilirsiniz. Hani mesela bunu işte kinoa pilavıyla seven danışanlarım var. Damak tadınıza göre besinleriniz içinde de kullanabilirsiniz. Peki öğün aralıkları ne olmalı tavsiyenize göre? Öğün aralıkları bu çok önemli. Çünkü biz sindirimimizi tokken yemek yiyerek de bozuyoruz. Şimdi iki tane ana öğün arası yani sabah kahvaltısı öğlen yemeği veya öğlen yemeği akşam yemeği. Ana öğünlerin arası en az 5 saat olmalı. 4 saat de olabilir ama yani 4 saatten kısa asla olmasın. Ara öğün yapacaksak da ana öğün yedikten 2,5 saat sonra. Ara öğünümüzü mutlaka. Yapabiliriz. Yani ben yemek yedim 1 saat sonra üzerine meyve yiyeyim yapmamalıyız. Yani onun biraz yani bağırsakların biraz çalışmasını beklemeliyiz değil mi? Amaç şimdi, o herhalde. Şimdi o da var. Bir mide enzimlerimizle ilgisi var. Çünkü çamaşır makinesi örneği veriyorum ben. Çamaşır makinesini çalıştırdık, içine kirlerimizi attık, deterjanı koyduk, çalışıyor. 2,5 saat sürsün program. Ben 1 saat sonra bu da kirli, içine atayım dediğim zaman yeteri kadar temizlenecek veya diğerlerini de kirletebilir. Tabii çok güzel bir aynı şekilde bizim sindirim enzimimiz o besinleri aldı. İlk başta salgılanan sindirim enzimiyle 1 saat sonra veya 2 saat sonra oluşacak sindirim enzimleri birbirinden farklı. Ben burada bir bulamaç bir işte sindirim enzimiyle bir kıvama gelmiş. Üzerine 1 saat sonra meyve yiyorum. Tekrar yeniden baştan başka sindirim enzimleri. Bu bizi bozuyor. Bu bizim sindirimimizi ve bağırsağımızı artık gaz oluştururuz. Hangi aralıklarla, ne zaman yiyeceğimiz önemli. Yemek yedikten 2,5 saati mutlaka beklememiz lazım. Bir de güneşin batma saatine göre akşam yemeğimizi ayarlayacağız ve güneş battıktan sonra yemek yemeyeceğiz. Güneşe göre hareket edelim yani evet. Değil mi? Uykumuz, uyanmamız, besinlerimiz hakikaten güneşe göre hareket etmemiz lazım. Şimdi son 1-2 dakikamız kaldı. Çok güzel geçiyor sohbet. O yüzden su gibi aktı. Sizden örnek menü isteyeceğim bu diyete ilişkin. Evet, genel geçer bir şey olacak ama kişiye özel hazırlıyorsunuz çok normalde doğru. Ama. Çok doğru. Diyetin ilk haftasından bir bahsedelim o zaman. Yani bu bir iyi başlangıç olabilir. Süt ve süt ürünleri olmayacak dedik ya. O zaman peynir olmayacak bu diyette. Yumurta kullanalım. Yumurta bir olur, iki yumurta olur. Eğer çok daha büyük bir bedene sahipse, kilomuz yüksekse 3 yumurta da olur. Ben bunu sade yağda da yapabilirsiniz. Eğer kişiye göre değişecek.
domates, pişmiş domatesi evet sen diyetinde kullanabilirsin diyorsak eğer menemen de yapabilir, bol yeşillikli bir omlet de yapabilir, kavurmalı yumurta da yapabilir. Hı-hı. Kahvaltısı ne bu. Ne seviyorsa. Evet, yanında bol söğüş, çiğ domates hariç, salatalık olur, biber olur, marul, maydanoz olur, zeytin 3, 5, 8, 10 tane kadar, ölçümüz doymak. Doymak için fındık, badem, ceviz de kullanalım kahvaltıda. Doymaktan da bahsetmek istiyorum. Ben artık klasik 3 kaşık 5 kaşık yelin kalori hesabı yapmıyorum. Kişiye göre değişir. Doymak. Doğru. Doymayı öğrenmek önemli. Biz doymayı bilmiyoruz. Yani oburluk yapıyoruz. Doymak şöyle, çiğnemekle olur. Mideden gelen sinyallerle olmaz. Biz çiğnedikçe beyne tokluk sinyalleri gider ve biz doyduğumuzu fark ederiz. O yüzden ya sayacağız lokmamızı, ağzımıza bir lokma aldık 25-30 defa ya sayalım ya da herkesin etrafında küçük çocuklar vardır, çocuklarımıza bakalım. Çocuklar ne yapıyor? Küçük çocuklar 5-6 yaşa kadar bu devam eder. Çiğner, çiğner, çiğner. Hadi kızım, hadi oğlum. Çocuğa kaşık uzattığında çocuk kafayı çevirir. Doydum bu çünkü der. Beden bilgisi. Tabii. İçsel bilgi diyor ki pütürtü kalmayana kadar çiğne. Bu bedenin doğal bilgisi. Ya bedenin doğal bilgisini kullanacağız, pütürtü kalmayana kadar çiğneyeceğiz ya da sayacağız. Bu şekilde doymayı fark etmemeniz mümkün değil. Uzun çiğnemek önemli. Evet. Hem ne yaptık? Mideye ve bağırsağa destek verdik. Hem de beyne sinyal gönderdik. Ama bir şey daha var. Lezzet aldık. Evet. Yuttuktan sonra lezzet yok. Lezzet ağızda, dilde, damakta. Tükürüğün o lezzet ve aroma maddelerini çözmek için zaman tanıdık. Geçelim öğle ve akşam yemeğine. Son öğlen bir ve akşam yemekleri. Bir öğün sebze yemeği, istediğiniz sebze yemeği, pişmiş sebzelerden. Yanında içinde soğan ve domates olmayan bir salata. Kinoa veya karabuğday pilavı tüketebilirsiniz. Akşam da et salata yiyebilirsiniz. Ara öğün yapacaksak yine öğün aralıklarına dikkat edip meyve, kuru yemiş. Kuru yemişlerden sadece yer fıstığını yasak diyelim. Ceviz olur, badem olur. Bir kahve fincanı kadar ceviz tüketin, badem tüketin, fındık tüketin. Biz kuru yemişleri biraz az kullanıyoruz. Oysa ki çok faydalı. İçine çok fazla vitamin, mineral değerli var. Değerli yağlar da var. Aynen. Bedenimize iyi gelen şeyler kuru yemişler içerisinde çok fazla. Dolayısıyla kuru yemiş alışkanlığı bu diyette. Günde bir kahve fincanı kadar ben öneriyorum. Bir küçük bilgi daha. Özellikle kabızlık yaşayan kişilerde kabak çekirdeği günlük bir kahve fincanı kadar tüketsinler. Çok çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiğiniz için Banu Hanım. Bağırsak diyetini bize diyetisyen Banu Belkıs Güner anlattı. Hiçbir yere ayrılmayın. Marina sohbetleri devam edecek.